RT TV Haber Merkezi'nden iyi akşamlar değerli izleyenler. Bugün 20 Ocak Pazar, hafta sonu haber bülteniyle karşınızdayız. Sayın seyirciler, AK Parti Ereğli Belediye Başkan Adayı Adem Erdal, Ereğli'de seçim çalışmalarına başladı. AK Parti Ereğli Belediye Başkan Adayı Adem Erdal, Ereğli'de seçim çalışmalarına başladı. Erdal 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için çalışmalarına Kapalı Pazar esnafını ziyaret ederek başladı. Yapılacak yerel seçimler öncesi Cumhur İttifakı'nın adayı olduğunu ve destek istediğini belirten Erdal'a gösterilen ilgi yoğun oldu. AK Parti Ereğli Belediye Başkan Adayı Adem Erdal'a AK Parti İlçe Başkanı Zübeyir Dursun ve AK Parti ilçe teşkilat mensupları eşlik etti. Erdal, Kapalı Pazar esnafımızı ziyaret ederek esnafımızın sorunlarını dinledik. Kapalı Pazar için projelerin olduğunu ve sorunlara birlikte çözüm bulacağız dedi. Ereğli Belediyesi soğuk kış aylarında sokak hayvanlarını unutmuyor. Ereğli Belediyesi soğuk kış aylarında sokak hayvanlarını unutmuyor. Ekipler muhtelif yerlere bıraktıkları yiyeceklerden sokak hayvanlarının istifade etmelerini sağlayarak aç kalmalarını önlüyor. Sokak hayvanlarının ailesi biziz diyen Başkan Özgüven, belediye olarak şehrimizde yaşayan her canlıya el uzatmak bizim görevimizdir. Bunun yanı sıra insani olarak sorumluluklarımızın da bilinciyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hayvanların bizlere olan faydaları tartışılmaz, ne şartla olursa olsun onları sevmeli ve sahip çıkmalıyız. Çocuklarımıza hayvanların bize muhtaç olduğunu ve onlara eziyet etmenin çok kötü bir şey olduğunu çok iyi kavratmalıyız. Belediyemiz çalışmalarının yanı sıra doğanın dengesini koruyan canlılarımızın en büyük destekçisi oluyoruz. Yiyecek ihtiyaçlarını karşılamak adına şehrimizin muhtelif yerlerine yiyecek bırakıyoruz. Bu anlamda ve kıymetli hizmette emeği olan herkese teşekkür ederim. Hayvanları sevelim ve her zaman korumaya özen gösterelim dedi. Ereğli Gençlik Merkezi Bayan Voleybol takımı kendi evinde Seyhan Belediyespor ile karşılaştı. Ereğli Gençlik Merkezi Bayan Voleybol takımı kendi evinde Seyhan Belediyespor ile karşılaştı. TRF 2. Lig 5. grupta mücadele eden Ereğli Gençlik Merkezi Bayan Voleybol takımı Seyhan Belediyespor'u 3-0 mağlup etti. Ereğli Gençlik Merkezi Bayan Voleybol takımı rakibini 25-14, 25-12, 25-14'lük setlerle 3-0 mağlup etti. Oh!
Konya Büyükşehir Belediyesi meslek edindirme kursları ile aile sanat ve eğitim merkezlerinde bahar dönemi kayıtları 21 Ocak'ta başlıyor. Kitaba, şiire, resime yeni bir mana. Konya Büyükşehir Belediyesi meslek edindirme kursları ile aile sanat ve eğitim merkezleri için yeni kayıt dönemleri 21 Ocak ile 3 Şubat tarihleri arasında yapılacak. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, KOMEK ve ASEM'in bugüne kadar 660 bin mezun verdiğini belirterek, bütün Konyalılar bu dönem çok sayıda yeni branş eklenen KOMEK ve ASEM'e kayıt yaptırmaya davet etti. Hamdır, emekle pişer, aşkla yanar. Konya Büyükşehir Belediyesi meslek edindirme kursları ile aile sanat ve eğitim merkezinde bahar dönemi kayıtları 21 Ocak'ta başlıyor. Duruşlarıyla olduğu kadar sanatlarındaki incelikleriyle de göz dolduran Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, KOMEK ile ASEM'in toplumun her kesiminden, her yaş grubundan, her eğitim düzeyinden vatandaşları bir araya getirdiğini, verilen eğitimlerin yanı sıra düzenlenen birçok etkinlikle de Konya'nın en önemli sosyal ve kültürel kurumu haline geldiğini söyledi. Binlerce gönül insanına ilham vermektedir. Meslek kursları, aile eğitimi, gençlik ve spor merkezleriyle kadınların sosyal hayata katıldığı lokaller, bir eğitim, öğretim ve halkla ilişkiler çalışması olmanın ötesinde bir sosyal sorumluluk projesi olarak da hayatın merkezindedir. Sokağındaki her insana özgüven duygusu veren, küçük şeylerle mutlu olmayı öğreten, yeni dostluklar kazandıran, boşa geçirilen zamanları en anlamlı faaliyetlerle doldurarak hayata değer katan aile sıcaklığında bir eğitim-öğretim mektebidir. İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır düsturuna uygun ve insana yatırım, eğitime destek bilinciyle sosyal dokunun korunmasında önemli görevler icra eden kurslar, İnsanların bir sanat ya da meslek öğrendiği yerler olmanın yanı sıra sosyalleşme imkanı bulamamış bireylerin yeni çevreler edindiği ve ruhsal problemlerinin çözüme kavuştuğu rehabilite amaçlı terapi merkezleri olarak da dikkat çekiyor. Kadın, erkek, genç, yaşlı, herkesi üretime katkı yapmaya çağıran eğitimler, meslek kazandırmanın ötesinde kente uyum ve entegrasyondan, şehirde karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik girişimleri de kapsayan oldukça geniş amaçları barındırıyor. Arkadaş gruplarını KOMEK'te oluşturanların, burada kurdukları ilişkilere güvendikleri yapılan araştırmalarla ortaya çıkıyor. Kurulduğundan bu yana suya düşen damlalar gibi halka halka büyüyerek bugün pek çok merkezde insanımıza hem el becerileri ve kültür sanat zevki kazandırıyor hem de doğrudan ya da dolaylı olarak istihdama katkıda bulunuyor. Bültenimize kısa bir ara veriyoruz. Ereğli Ziraat Odası Toprak Tahlil Laboratuvarı, zirai ilaç ve tohum satış mağazası ile Ereğli çiftçisinin hizmetindedir. Zirai ilaç, tohum, gübre çeşitleri, hububat, ot ilaçları, yonca tohumu, sıvı gübre. Ziraat Odası satış mağazasında çiftçilerimizin hizmetindeyiz. Toprak Tahlil Laboratuvarımızda teknik personelimiz ile toprak tahlili yapılmakta olup Ereğli Ziraat Odası Başkanlığı olarak bütün çiftçilerimizi Ziraat Odamızın sunduğu bu imkanlardan yararlanmaya davet ediyoruz. Ereğli Ziraat Odası Başkanı Abdullah Çelik, Ereğli ve bölge çiftçisine bol ürün ve bereketli günler diler. Ereğli Ziraat Odası Başkanlığı, Satış Mağazası ve Toprak Tahlil Laboratuvarı. Adres Boyacali Mahallesi, Müftü Sokak numara 16, Ereğli, Konya. Telefonlar 0332 712 0063, 0332 713 1617. Zamanın ruhunu, yapılardaki değişimi ve yeni yaşam konforunu öngörerek, tecrübe ve teknolojinin uyumuyla Fratben'in en estetik, en güçlü profilini tasarladık. Selenit.
seçkin projelere yakışacak estetikte ve her renkte. Pencerede yeni dönem. Fırat Ben İnovatif serisinden. Selenit. Fırat Ben. Fırat Ben Ereğli Bayi Zirve Pen. PVC kapı ve pencere sistemlerinde çevre dostu Fırat Ben kalitesini siz de keşfedin. Kapı ve pencerelerinizi Fırat Ben'le değiştirin. Huzurun keyfini yaşayın. Güneş, yağmur, kar, rüzgar, toz ve ses. Dışarıdaki tüm olumsuzluklar sizi evinizde rahatsız etmesin. Zirve Pen kalitesiyle mekanlarınıza PVC kapı, pencere, sineklik, sinerji cam, alüminyum doğrama, çelik kapı, duşakabin, Amerikan panel kapı, laminan parkeyi güvenle yap. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı vardır. Fırat Pen Ereğli Bayi Zirve Pen. Adres Hacı Müteahhir Mahallesi, Üçgöz Caddesi numara 13, İvriz Dershanesi karşısı. Telefon 777-9030, GSM 0533-683-7107. Şehrimize kazandırdığımız 34 parkla hemşerilerimize sosyal alanlar oluşturduk. Gayretle, sevgiyle, samimiyetle Ereğli daha değerli. Belediye Başkanı Özkan Özgüven. Ereğli Belediyesi. Yenilenen Atatürk Anıtı'yla Ereğli daha değerli. Atatürk Anıtımız yıllar sonra yenilendi. Gayretle, sevgiyle, samimiyetle Ereğli daha değerli. Belediye Başkanı Özkan Özgüven. Ereğli Belediyesi. Eva Pizza Cafe Bistro. İtalyan stili ince hamurlu nefis pizza Eva. 32 çeşit pizza çeşidiyle Eva Pizza Ereğli'de sizi bekliyor. Hamburger, kumpir, kumru, kızartma, makarna, sıcak ve soğuk içeceklerle Eva Pizza sizi bekliyor. Ereğli'nin markası Eva Pizza. Adres İstasyon Caddesi, Ereğli Lisesi karşısı. Alo paket 0332 712 11 çift 0. Bu akşam da biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.